Arkadaşlar mutlak değeri içinde a artı 1 6'dır demiş. A'nın negatif olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada a artı 1 ya 6 olmalı ya da a artı 1'in eksi 6 olması lazım. Biz burada eksi 6 alacağız çünkü a negatif gelmeli. A buradan kaç gelmiş olur? Eksi 7 gelmiş olur. Eksi 7 aşağıda yerine yazarsak mutlak değer b eksi 7 eşittir 8 olmalı. Yine b'nin de negatif olduğunu biliyoruz. B eksi 7 eşittir. Eksi 8 demeliyiz ki B buradan kaç gelsin arkadaşlar? Eksi 1 gelsin. Negatif bir değer olsun. Bakın B'yi de eksi 1 bulduk. O zaman mutlak değer içinde eksi 1 eksi C'nin 5 olması lazım. C'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Eksi 1 eksi C eşittir 5 dersek zaten C'miz buradan kaç gelmiş olacaktır arkadaşlar? C'miz buradan kaç gelir? Eksi 6 gelir ama biz C'nin pozitif olması istiyoruz. Demek ki eksi 1 eksi C'yi kaç dememiz gerekiyor? Eksi 5 dememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan da C'miz kaç gelmiş olacaktır? 4 gelmiş olacaktır. Aradığımız C değeri 4 olarak bulunmalıdır arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Bakın burada yeşil, sarı ve mavi bloklar verilmiş. Renklerini şuraya yazayım. Şurası yeşil olacak, şurası sarı olacak, burası mavi olacak. Yine şu yeşil olacak arkadaşlar, şu da sarı olacak. Şimdi diyor ki bize mavinin ağırlığı ne olabilir diyor. Üçünü toplamış arkadaşlar, şuraya yazmak istiyorum. Yeşil artı mavi artı sarı kaç gelmiş? 9,25 gelmiş. Yeşil artı sarıyı toplayınca da yeşil artı sarımız da arkadaşlar 5,38 gelmiş. Bakın yukarıdan aşağıya çıkartırsak yeşiller sarılar gider. Mavimiz kaç gelmiş olur? 3, arkadaşlar kaç gelmiş olacak? 25'ten de 38 çıkarsa 13 gelecektir. 3,87 gelmiş olacaktır. Yani mavinin ağırlığı 3 ile 4 arasında olmalıdır. Arkadaşlar aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile 4 arasındadır diye soruyor bize. Baktığımız zaman kök 15'in 3 ile 4 arasında olduğunu görüyoruz. Buna en yakın olan değer hangisi olacaktır arkadaşlar? Kök 15 değeri olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar ABC sayıların asal olduğunu söylemiş. Bakın burada eğer A'yı 13 seçersek 50 bölü 13'ten B'miz 3 gelecek. 3 kere 13 39. 50 eksi 39'dan da C'mizi 11 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Her biri bakın asal oldu. Toplamları da 13, 3 daha 16, 11 daha 27 yapmış olacaktır arkadaşlar. Evet. 3 farklı bakteri var arkadaşlar. A bakterisi, B ve C. En başta burada 3 üzeri 6 tane, burada 2 üzeri 4 tane, burada da 3 tane bakteri varmış. Her saatin sonunda A 2'ye bölünerek çoğalıyormuş. 10 saat sonunda çarpı 2 üzeri 10 tane arkadaşlar bakteri gelecek. Diğeri 3'e bölündüğü için çarpı 3 üzeri 10 tane bakteri sayısı olacak. Bunun çarpımı çarpı, burada da 6'ya bölünerek çoğaldığı için çarpı 6 üzeri 10 tane bakteri elde etmiş olacağız arkadaşlar. Hangisinin en fazla olduğunu soruyor arkadaşlar. Burada bir düzenleme yapalım. Şunu yazalım özellikle. 2 üzeri 10 ve 3 üzeri 10 geleceği için 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 11 olacaktır burası. Bakın hem ikisi daha fazla hem 3'ün kuvveti daha fazla. Demek ki bir kere en büyük olan hangisi olacak arkadaşlar? En fazla olan C'ye gelecek. Biz şunları karşılaştırmaya çalışalım arkadaşlar. Burada 3 üzeri 6 ve 2 üzeri 10 var. 2 üzeri 4 ve 3 üzeri 10 var. Ortak olanları bir kenara koyalım. Şunun 3 üzeri 6'sını atalım. Bunun da 2 üzeri 4'ünü atalım. 2 üzeri 4'ü kenara attığımızda kaç kalacaktır? 2 üzeri 6 kalacaktır. Bunun 2 üzeri 4'ünü attık. Bunun da 3 üzeri 6'sını atınca geriye kaç kalacaktır? 3 üzeri 4. 2 üzeri 6 64 yapar. 3 üzeri 4 81 yapar. Demek ki daha büyük olan, daha fazla olan B'deki bakteriler olacaktır arkadaşlar. En fazla C olarak bulmuştuk. Daha sonra en fazla olan B oldu. En az olan da A olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Demek ki doğru sıralama C büyük, B büyük, A şeklinde olmalıdır. Evet, diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda ne demiş arkadaşlar bakalım. Ahmet, Beyza, Cengiz ve Damla isimli 4 arkadaşın birlikte yedikleri bir pastadan ne kadar yedikleri gösterilmektedir. Cengiz'in pastadan yediği miktarın pastanın tamamına oranı 1 bölü 4. Cengiz 120 gram demiş. Bu pastanın 4'te 1'i ise pastamızın tamamı 120 çarpı 4'ten 480 gram gelmiş olacaktır. Pastanın genel kısımlarına bakalım. 60, 90 daha 150, 120 daha 270, 75 daha 270, 75 daha 345 gram yapar. Tamamı 480'de 345'i yendi. 480 eksi 345'ten 135 olarak arkadaşlar pastanın yenmemiş olan kısmını bulmuş oluruz. Evet, şurada mavi, yeşil, kırmızı, sarı toplarımız var. Her seferinde ABC çubuklarından sadece en üstte bulunan boncuğun alınması şartıyla
Alınan boncuklar D çubuğuna takılacaktır diyor. Buna göre kaç farklı diziliş elde edilir? Ben burada şöyle düşündüm arkadaşlar. Bir kere burada Y asla birinci sırada olamayacaktır. İkinci, üçüncü ya da dördüncü sırada olacaktır. Yani birinci sıradan kastım birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra gibi düşünelim. En altta olamayacaktır arkadaşlar. Öncelikle Y'nin 4 numara olduğunu düşünelim. 4 numara olması demek en son alınması demektir. Bundan önce bu üçü istenilen şekilde alınabilir. Kaç farklı şekilde alınabilir yani arkadaşlar? 3 faktöriyel farklı şekilde alınabilir. Ne zaman Y yeşil topumuz 4 numaradayken arkadaşlar. Şimdi yeşili 3 numarada gibi düşünelim. Yeşilin 3 numarada olması demek üstünden mavinin alınması demektir arkadaşlar. Yani mavi ve bir topun bir bileğinin daha alınması demektir. Mavi ile kırmızıyı ya da mavi ile sarıyı alabiliriz. Örneğin mavi ile kırmızıyı almış olacak alsak önce 1 ve 2'ye yerleştirsek. Mavi kırmızı ya da kırmızı mavi şeklinde alabiliriz. İki farklı durum var. Zaten daha sonra yeşili koyacağız. En sonunda sarıyı koymak zorunda kalacağız. Yani belirleyici olan en baştaki seçimlerimiz. Mavi ve kırmızıyı iki faktöriyel farklı şekilde alabiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Mavi ve kırmızı değil de mavi ve sarı için de aynı işlemi yapabilirdik. O zaman mavi ve sarı için aynı işlemi yaparsak arkadaşlar iki faktöriyel durumda oradan gelmiş olacak. Zaten daha sonra yeşile ve en son kalanı koymuş olacağımız için herhangi bir şeyle çarpmayacağız. Buradan da iki faktöriyel, iki faktöriyel dört durum daha gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bir de yeşilin 2 numarada olduğu duruma bakalım arkadaşlar. Yeşilin 2 numarada olması demek önce mavinin hemen ardından yeşilin konması demektir. Mavi kondu, yeşil kondu. En son artık kırmızı ve sarı konacaktır. Kırmızı ve sarı da önce kırmızı ve sonra sarı ya da önce sarı sonra kırmızı olmak üzere yine 2 faktöriyel farklı şekilde konabilir. 3 faktöriyel buradan 6. 2 faktöriyel buradan 2, 2 buradan 2 buradan, 6 da buradan geldi. 6 artı 6'dan 12 farklı şekilde bu dizilişi elde edebiliriz arkadaşlar. Evet, A, B, C tam sayıları için ifadelerin hangileri her zaman doğrudur demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bir sayıyı 2'ye böldüğümüzde tek de gelebilir, çift de gelebilir. Bir sayıyı 3'e böldüğümüzde tek de gelebilir, çift de gelebilir. Dolayısıyla A sayısı hem tek olabilir hem çift olabilir. Bunu asla bilemeyiz. Dediğim gibi buraya biz 3'e bölünecek çift ya da tek bir sayı da yazabiliriz. C için de asla bir şey söyleyemeyiz. Ama B her zaman çift olmalıdır ki çift sayı 2'ye bölünebilsin. Buradan bir tam sayı elde edelim. Buradan da bir tam sayı gelsin ve A'mızda bir tam sayı olsun. B'nin çift olduğunu her zaman söyleriz arkadaşlar. Yalnız 2 doğrudur. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda bakın. Buradaki 6 santimetrelik uzunluk burada 18 metreye denk gelmiş. Yani 3 katına çıkmış gibi düşünebiliriz. Tabii 3 katı değil. Aslında 300 katı oluyor ama biz 3 katı gibi düşünelim. Yani buradaki uzunluğu 3 ile çarptığımızda alttaki uzunluğu bulmuş olacağız arkadaşlar. Burada kaç yazıyor? 4 artı 3, 7, 7 artı x yazıyor. Demek ki 7 artı x'i biz 3 ile çarparsak bize kaçı vermesi gerekiyor? 31,5 vermesi gerekiyor arkadaşlar. 21 artı 3x eşittir 31,5'tan 3x eşittir 10,5 gelir. X'imiz de 3,5 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci ile üçüncü fiden arası metre ile ölçülmüş. Burada ölçümlerin her birine x metre yazalım arkadaşlar şöyle. Daha sonra 3. fidandan itibaren de arkadaşlar ip yordamıyla ölçülmüş. Buradaki uzunlukların her birine de y, 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 y ve y yazalım. Şimdi diyor ki 1. ve 4. fidan arası, yani baktığımızda x, x, y de buradan 2x artı y kaç gelmiş oluyor arkadaşlar? 200 gelmiş oluyor. 2. ve 6. fidan arası 300 metre. 2.den 6.ya giderken 1 x'imiz var, 1, 2, 3 de y'miz var. O zaman x artı 3 y de buradan kaç gelmiş oluyor? 300 gelmiş oluyor. Ahmet Bey'in diktiği fidanlar, yani şuradaki x'i soruyor bize arkadaşlar. Çünkü Ahmet Bey metre ile ölçmüştü. X metre aralıkları o koymuştu. Y'leri yok etmemiz gerekiyor. Yukarıya eksi 3 ile çarpalım. Eksi 6 x eksi 3 y eşittir. Eksi 600 yapacaktır. Bakın şunları toplarsak 3 y'ler gider. Eksi 6 x, x daha ne yapar? Eksi 5 x yapmış olur. Eşittir. 300 eksi 600'den ne gelmiş olur arkadaşlar? Eksi 300 gelmiş olur. Her tarafı 5'e bölersek x'imizi 60 santimetre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, 18 kişilik A grubu ve 12 kişilik B grubu olmak üzere iki grup var arkadaşlar. Her iki gruba eşit sayıda anket formu veriliyor. 18 ve 12'nin ortak katı olan 36 üzerine hareket edelim. A'da 18 kişi vardı arkadaşlar. Her birine 2K tane anket formu verilsin. 18 çarpı 2'den 36K gelsin.
B'de de 12 kişi vardı. Her birine 3K tane verilsin. 12 çarpı 3K'dan 36 tane anket formu verilmiş olsun arkadaşlar. Üçer kişi hariç herkes dönüş yapmış. Yani A grubundan 15 kişi dönüş yapmış. B grubundan da 9 kişi dönüş yapmış. Bunların formları 30'er tane A'dan olanların formları B'den gelenlerin formlarından 30 fazlaymış. A'dan 15 kişi dönüş yaptı. 15 kere 2'den 30K form var. B'den 9 kişi dönüş yaptı. 9 kere 3'ten 27K form var arkadaşlar. 30K eksi 27K'dan 3K'mız burada 30 tane form yapacak. K'mız da 30 bölü 3'ten 10 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Her bir gruba 36K form vermiştik. 36K buradan, 36K buradan 72K toplam form sayımız. K'yı 10 bulmuştuk. 72 çarpı 10'dan cevabımız 720 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet, birinci kapta 4A litre, ikinci kapta A artı 15. 4A yazalım, A artı 15 yazalım arkadaşlar. Birinci kaptan 10 litre su ikinci kaba boşaltılıyor. 4A eksi 10 kalıyor. Burası ne oluyor arkadaşlar? A artı 25 oluyor. Bu durumda ikinci kaptaki miktar birinci kaptakinden fazla oluyormuş. Yani A artı 25'in biz 4A eksi 10'dan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buradan 3A büyüktür 35 gelir. Öyle mi Hatice? Pardon, küçüktür 35 gelmiş olur. 3A küçüktür 35. Yani A küçüktür 12 gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Zaten tam sayı değerlerini soruyor. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada bir de 4A eksi 10'un ne olması gerekir arkadaşlar? Büyük eşittir 0 olması gerekir. Çünkü buradaki su miktarını bilmiyoruz ama 4A eksi 10'un da 10 gram su alınabildiğine göre arkadaşlar 10 litre sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Buradan A büyük eşittir 2,5 gelmiş olur. 2,5'tan büyük, 12'den küçük tam sayılar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 gelmiş olacaktır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı değer vardır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, A'daki İstanbul trenimiz 10-10'da kalkacak demektir arkadaşlar. 10-10 yazalım saatimizi. Bunun üstüne her kaç dakikada bir kalkıyormuş arkadaşlar? 20 dakikada bir kalkıyormuş. Ankara'daki trenimiz 10-15'te kalkacak. Bunun üstüne her 25 dakikada bir kalkacakmış. İzmir'de 10-20'de kalkacak. Daha sonra da her 30 dakikada bir trenimiz olacaktır arkadaşlar. Bunlar ne zaman denk gelir diye soruyor. Şurayı şöyle düşünelim. 10 saat 10'u başlangıç noktası gibi düşünelim. 10 artı 20K yazalım. Burayı da 15 artı 25K yazalım arkadaşlar. Buraya da 20 artı 30K yazalım. Dediğim gibi saat 10 başlangıç noktamız olsun. Eşittir x. Yani kaç dakika sonra bunlar denk gelmiş diye bulacağız. Her tarafa bakın, 10 eklersem burası 20 artı 20K olur. 20 parantezinde 1 artı K gelmiş olur. 10 ekledim, 25 artı 25K oldu. Tabi burada K demeyelim, hepsi farklı sayıda olacağı için kafamız karışmasın, özür dilerim. Şunu düzelteyim ben. M ve L diyelim. 10 eklemiştik, 25 parantezine aldık. Ne gelmiş oldu? 1 artı M gelmiş oldu. 10 eklediğimiz zaman 30 parantezine aldık. 1 artı L gelmiş oldu. Eşittir kaç yazıyorum? X artı 10 yazıyorum arkadaşlar. Yani 20'nin 25'in ve 30'un ortak katını bulacağım. 20'nin 25'in ve 30'un ortak katı kaç gelecektir arkadaşlar? 300 gelmiş olacaktır. Burada en azından 300'e denk getirmemiz gerekir. Yani X artı 10'un en azından 300 dakika olması gerekir. O zaman X'imiz kaç dakika yapar arkadaşlar? 210 dakika yapar. Yani saat 10'dan 290 dakika sonrasına gideceğiz arkadaşlar. 290 dakika kaç saat yapar arkadaşlar? 6 saat, pardon, 5, 4 saat, öyle değil mi? 4 saat 50 dakika yapmış olur. Yani saat 10'un üstüne 4 saat 50 dakika gitmemiz gerekir. En azından 4 saat 50 dakikada 10'un üstüne gidersek 14.50 geçe saatimize ulaşmış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2'den 4'e kadar çarpmamızı istemiş. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı, bu da 4'ten 6'ya kadar, 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 1'den 6'ya kadar çarptık, 1'den 7'ye kadar çarptık. Birine 6 faktöriyel, birini de 7 faktöriyel gibi düşünelim. 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel. 6 faktöriyel parantezine alsak 1 artı kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 7 gelmiş olacak. Şuradaki 4'ün birini görmeyelim. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 zaten bize kaçı verecektir? 6 faktöriyeli, bir tek 1 eksik, 1 etkisiz. Bir de bunun dışında 4'ümüz vardır. Burada 6 faktöriyel çarpı 8 gelir. Bunlar giderse 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olarak işlemimizin sonucunu hesaplamış oluruz arkadaşlar. Evet, 4 tekerlekli bir gövden oluşan bir arabamız var, oyuncak arabamız. Tekerlek yapımı için diyor 20 gram plastik, yani şöyle yapalım, T diyelim,
20P yazalım, artı 5 gram da boya gidiyormuş arkadaşlar. O zaman 4 teker için ne kadar gider arkadaşlar? 80 gram plastik artı 20 gram boya gitmiş olur. Bir de bunu gövdemize ekliyoruz. Gövdemizde yazalım arkadaşlar. O da 120 gram plastik artı 40 gram boya olacakmış. Yani bir arabanın oluşturulması için şunları toplarsak, şunu değil tabii ki şurayı, şuna bir araba yazalım eşittir 200 gram plastik artı 60 gram boya gerekmektedir. Arkadaşlar elimizde 4 kilogram plastik, yani 4000 gram plastik, 1 kilogram boya, yani 1000 gram boya varmış. Kaç tane oyuncak araba yapabiliriz diyor arkadaşlar. Bir kere 4000 gram plastikten 4000 bölü 200'den 20 tane araba gibi duruyor ama 20 araba için 1200 gram boya ihtiyaç var. Burası karşılamaz. Hareket noktamız boya olmalıdır arkadaşlar. 1000'i 60'a bölersek 16 küsür gelir. Demek ki biz buradan 16 tam araba yapabiliriz arkadaşlar. 16 kere 60, 960 yapar. 40 gram boya artar. Plastiğimiz de vardır ama 40 gram boya tekerlek yapmaya ya da arabamızın tamamını yapmaya yetmeyecektir arkadaşlar. Sadece gövdeye yetmiş olacaktır. Dolayısıyla 16 tane araba yapmış olabiliriz en fazla arkadaşlar. Evet arkadaşlar, A veya B turlarını satın alabiliyoruz. Şuraya hemen şöyle çizelim. Burası A olsun, burası B olsun. İkisini bile satın alanlar da burada. Sadece A'yı alanlar 5 taneymiş. Sadece B'yi alanlar A'yı alanların 2 katından 5 fazlaymış. Arkadaşlar şuraya Y diyelim. A'yı alanlar 5 artı Y oldu. B'yi alanlar, sadece B'yi alanlar bunun 2 katından 5 fazlaymış. Yani 2Y artı 10 artı 5'ten 2Y artı 15 yapar. Buradaki adedimiz arkadaşlar. A turu için verilen para B turu için verilen paranın 3 katından 60 eksikmiş. B turu için verilene x diyelim. A turu 3x eksi 60 olsun. B turu satın alan müşterinin aldığı toplam ücret. Hesaplayalım arkadaşlar. Ne yapacağız? X ile 3y artı 15'i çarpacağız. Bu B için verilen toplam para. Çünkü B'yi seçenler buranın tamamı. A turu satın alanlar, yani ne yapacağız? Y artı 5'te 3x eksi 60'ı çarpacağız. Y artı 5 çarpı 3x eksi 60. Bunlarla ödenen toplam ücretten 360 lira fazlaymış. Yani bundan bunu çıkarttığımızda kaç gelmesi gerekiyor? 360 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yapalım işlemimizi. 3xy artı 15x. Şurayı çarptığımızda eksi 3yx gelir. Artı 60y gelir arkadaşlar. Doğru mu? Şuradan artı şey pardon eksi 15x gelmiş olur. Artı eksi eksi bir de buradan eksi geldi. Artı 60y gelmiş olur arkadaşlar. Öyle değil mi? Pardon, 60 kere 5'ten 300 gelmiş olur. Burası da 300 olacak. 60'ı zaten yazmıştım. Tekrar düzelteyim. 300 eşittir kaçmış? 360 olarak bulunmuş. Arkadaşlar şurayı biraz daha yaklaştırayım. Bakın burada 3x'ler gitti. 15x'ler gitti. 60y'miz var. Eşittir diyeyim. 300'ü karşıya atarsam 360 eksi 300'den 60 gelir. Y'miz buradan 1 bulunmuş olur. Bize B'yi seçen, sadece B'yi seçenleri, yani 2y artı 15'i soruyor. 2 çarpı 1 artı 15'ten B'yi seçenler 17 kişi olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet, her bir robotun bir öncekinden 10 saniye daha az sürede işlemini yaptığını görüyoruz. Son robot 55 saniyede yapmışsa bir önceki 65, 75, 85, 95 ve 105 olarak gelecektir arkadaşlar. Aslında bunların toplamı işlemin toplam süresini vermiş olacaktır. Toplayalım bunları. 105, 95 tane yapar. 200, 285, 290, 360, 425, 55 daha 480 olarak işlemimizin toplam süresini hesaplamış oluruz arkadaşlar. Evet, bir düğünde damat çocuklara dağıtmak için yalnız 5 liralık banknotları zarflara koyacaktır. Her zarfa 2 tane banknot yerleştirdiğinde 4 tane banknot artıyor. 3 tane banknot yerleştirdiğinde ise zarfların %30'unun boş kaldığını, 2 banknotun arttığını görüyor. Arkadaşlar şimdi zarflarımız 10x tane olsun. Birinci durumda 2 banknot koyuyor. Her bir banknot 5 liralık, toplamda 10 lira koyuyor. Bütün zarfları kullanıyor. Yani 10x çarpı 10 tane 10 lira para yapıyor. 4 tane 5 liralık artıyor. 4 kere 5'ten 20 lira. Bakın bu bizim toplam paramız. Eşittir. İkinci durumda %30'u boş kalıyor. Onun %30'u 3x yapacağından 7x kullanıyor. Öyle değil mi? 7x'in her birine 3 banknot koyduğu için 15'er lira koymuş oluyor. Öyle değil mi? Ve son durumda da 2 banknot artıyorsa 2 kere 5'ten 10 lira da ekstramız var. Buradan ne gelmiş olacaktır? 100x artı 20 eşittir 105x artı 10 gelmiş olacaktır. Bu tarafa atarsak 5x eşittir. Kaç gelmiş olur arkadaşlar? 10 gelir. X'imiz 2 olarak bulunmuş olur. X 2 toplam parayı soruyor arkadaşlar. Burada veya burada yerine yazacağız. X 2 ise 10 kere 10 20.
20 kere 2, 200, 200 artı 20'den 220 lira para dağıtılmıştır diyebiliriz ya da burada da yerine yazabiliriz. Yine 210, 10 daha 220 lira para, 220 lira para dağıtılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki bütün dikdörtgenin alanları 24 santimetre kareymiş ve kenar uzunlukları tam sayıymış. Burada bakın uzunlukları şu şekilde verdiğimizde her biri tam sayı geliyor. Buraya 4 birim verelim. Buraya 8 verelim arkadaşlar. Şunların her biri 3'e 3 olsun. Burası 4 ise burası 6 olsun. 8, 4 daha 12, buraya 2 gelsin. Bakın burası da 12. Şurası 3, 3, 2 daha 8 yaptığı için buraya da 3 kalırsa her birinin alanı hem 24 oluyor hem de her birinin kenarı tam sayı denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Demek ki dikdörtgenimizin kısa kenarı 6 artı 2'den 8. Uzun kenarı da 12 artı 3'ten 15 geliyor. Çevresi de 15 artı 8, 23. 23 çarpı 2'den 46 santimetre olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıralama sorumuza bakalım. Şuradan itibaren yazalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 var. Ali 7. sırada, buraya Ali yazalım arkadaşlar. Ayşe 4. sırada, buraya da Ayşe yazıyorum arkadaşlar. Önce Ali 2. sıraya geliyor. Ali 2. sıraya gelince değişime bakalım. 8 yerinde kalır. En baştan yazalım. Buraya 1 yazayım. Ali 7 numara gibi düşünün. 7 2'ye gelirse buraya 7 geldi. Herkes bir sıra kaydı. Buraya 2 numara, buraya 3, buraya 4, buraya 5 geldi. 7 gittiği için buraya 6 gelmiş oldu arkadaşlar. Son durumda sıralamalar bu şekilde. Bundan sonra da Ayşe 6. sıraya geçiyormuş. Ayşe zaten neredeydi şu anda? Buradaydı bakın arkadaşlar. 4 numaraydı çünkü Ayşe. 6. sıraya geçmesi demek bir geriye geçmesi demektir. Yani 4 buraya gelmiş olacak. Demek ki buradaki de bir öne geçecek. 5 numara buraya gelecek. 6 burada halen duruyor. 8 duruyor. Burada arkadaşlar 3 vardı. 3 duruyor. 2 duruyor. 7 duruyor. 1 duruyor arkadaşlar. En başta karşılaştırdığımda bakın 8 8 bunun yeri değişmedi. 7 6 değişim var. 6 4 değişim var. 5 5 yer değişmemiş oldu. 4 3 değişim var. 3 2 değişim var. 2 7 değişim var. 1 1 değişim yok. Demek ki toplamda 3 kişinin yeri değişmemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bir okul kantininde sırada bekleyen Ali, Berk, Cem ve Deniz için aşağıdaki durumlar biliniyormuş. Buna göre hangileri daima doğrudur demiş arkadaşlar. Ali Berk'in önünde, Emre'nin arkasında, Cem ve Emre arka arkaya değiller. Deniz'in ne hemen önünde ne de hemen arkasında Ali ve Cem'den herhangi biri vardır. Sırada sadece bu 5 çocuk olduğuna göre Deniz birinci ise Berk sonuncudur. Ali ikinci ise Cem üçüncüdür. Berk dördüncüdür demiş. Hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bakın şöyle bir sıralama yapalım. Mesela B, C, A, E, D diye dizersek bakın Ali Berk'in önünde ama Emre'nin arkasında olur. Cem ve Emre arka arkaya olmaz. Deniz'in önünde ya da arkasında Ali veya Cem yok. Bu mesela bizim buradaki durumlara göre yazabileceğimiz bir sıralama. Demiş ki Deniz birinci ise Berk sonuncudur demiş. Evet bu olabilir ama burada biz arkadaşlar şu C ile B'nin yerini değiştirirsek C, B, A, E, D dersek yine her şey sağlanmış oluyor. Ali Berk'in önünde ama Emre'nin arkasında oluyor. Cem ve Emre arka arkaya değil bakın. Deniz'in önünde veya arkasında Ali veya Cem yok. Yani bu iki durumda burada verilen üç durumun hepsini sağlatmış oluyor. İlla Deniz birinci iken Berk'in sonuncu olmasına gerek yok. Cem de sonuncu olabilir arkadaşlar. Demek ki bunu her zaman doğru olduğunu söyleyemeyiz. Berk dördüncüdür demiş. Bakın Berk'in beşinci olduğu bir durumda yazdık. Demek ki bu da her zaman doğru değildir. Demek ki sadece iki doğru kalacak. Onu da yazmış olalım arkadaşlar. Bunu da D, B, C, A, E şeklinde yazarsak. Bakın yine Ali Berk'in önünde Emre'nin arkasında oluyor arkadaşlar. Ali Berk'in önünde Emre'nin arkasında. Cem ve Emre arka arkaya değiller. Öyle değil mi? Deniz'in ne hemen önünde ne de hemen arkasında Ali veya Cem yok. Buraya Ali veya Cem gelemeyecek. Ali ikinci ise Cem üçüncü olmak zorunda kalacak. Çünkü Cem'in burada yerini değiştirebiliriz belki ama o zaman Deniz'in yanına Cem gelmiş olur. Olmaz arkadaşlar. Burada E de A'nın önünde kalacak. Bunu da yazmış olduk. Yani Ali ikinci ise Cem kesinlikle kaçıncı olmak zorundadır arkadaşlar? Üçüncü olmak zorundadır. Deniz en arkada kalmalıdır. Onun önüne Berk gelmelidir. Çünkü Deniz'in yanına Cem ya da Ali gelemiyor arkadaşlar. Emre de Ali'nin de önünde olacağına göre en öne gelmesi gerekir. Yani Ali ikinci iken bir kere Emre kesinlikle birinci olmalıdır. Diğer sıralamalarda bu şekilde olmalıdır. Bu her zaman sağlanmış olur arkadaşlar. Yalnız iki doğrudur yani. Evet arkadaşlar ilk durumda 1, 2, 3 ile doğru orantılı sayılarımız yani buraya K yazarsak burası 2K, burası kaç K olacak? 3K olacak. A'dan B'ye C kabından 21'li A kabına konuyor arkadaşlar. O zaman burası ne oluyor? K artı 20 oluyor. Burası 2K halen, burası da
3K-20 oluyor arkadaşlar. Bu durumda orantı sayılarımız 3, 4, 5. Yani 3M, 4M ve 5M'ymiş arkadaşlar. Hemen mesela şu ikisi arasında orantı yapalım. Şöyle paydalarını böldüğümü düşünün arkadaşlar. M'ler gider. 5 kere 2'den 10K gelir. Eşittir. 4 kere 3 12K eksi 4 kere 20 80 yapar. Buradan 2K eşittir 80'den K'mız kaç gelmiş olur? 40 gelmiş olur arkadaşlar. K'mız 40 ise B kabında başta 2 kere 40'tan 80 bile vardır diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sol taraftaki bakın dişli sayımız 55, sağ taraftaki dişli sayımız 40 tane arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz, bakın bu 40 tur döndüğünde bunun 55 tur atması gerekiyor. Tam ters orantı. Ya da 5 ile sadeleştirirsek arkadaşlar bunları, bu 11, bunu da yani 11M gibi düşünsek, bunu da 8M gibi düşünsek, bu 8 tur attığında bunun 11 tur atması gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü dişli sayılarla ters orantılıdır. Şimdi diyor ki birinci çark diyor 55 tur attığında diyor, pardon, birinci çark diyor 7 tur çevrilirse diyor. Bu 7 tur çevrilirse buradaki kare motifi nereye gelmiş olur diyor. Saat yönünde çevriliyor. Bu da saat yönünde dönmüş olacaktır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bir tanesi ne demiştik arkadaşlar? Tam ters orantılı. Yani bir tanesi 8 tur attığında birisi 11 tur atacaktı. 8 tur atarken 11 tur atıyorsa 7 tur attığında, öyle değil mi? X tur atar diyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. X'imiz buradan ne gelmiş olacaktır? 7 çarpı 11 bölü 8 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Motifin bulunduğu parça hangi numarayı gösterir? Kaç tur yapıyor arkadaşlar? Bu 77 bölü 8 tur yapıyor. 77'nin içindeki 8'leri atarsak arkadaşlar 72'ye kadar gelir. Elimizde kaç kalmış olur? 5 bölü 8 tur kalmış olur arkadaşlar. Tam kısımlarını attım çünkü her biri bir tur demektir. 5 bölü 8 turda buradaki kare motifimiz nereye gelmiş olur diye soruyor bize arkadaşlar, öyle değil mi? Şimdi buradan demek ki zaten 8 parçaydı bu. 8 kere de yani 8 birim ilerlemesi bir tur sayılacaktı. 5 birim ilerleyecek demek ki. 1, 2, 3, 4, 5 yani bir numaralı parçanın oraya, bir numaralı sayının oraya gelmiş olacak bizim kare motifimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yukarıdaki 3x3'lük tablonun 6 hücresi A ve B harflerinin her biri her satır ve her sütunda bir kez kullanılacak şekilde doldurulacaktır. B harfi ilk satırda A'nın sağında, yani A'nın sağındaysa şimdi şuraya B yazalım arkadaşlar, buraya da A yazalım. A harfi de 3. sütunda B'nin üstünde. O da demek ki şöyle olacak, A olacak, burası da B'ye gelmiş olacak. Buna göre en alttaki satır nasıl olur diyor. Her satır ve sütunda 2 tane olacak zaten arkadaşlar. O zaman şu A'nın altına bizim ne yazmamız lazım? Şuraya şurada B yazıyor. Buraya A yazmamız gerekir. O işte öyle değil mi? 2 tane oldu. 2 tane oldu. Şuraya da B yazmamız gerekir. 2 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane, her biri sağlanmış oldu. Demek ki en alt satırın görüntüsünün boşluk AB şeklinde olması gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada mavi kovanlarımız bunlar. Mavilere en küçük sayıların gelmesini istiyoruz. Aşağıdan yukarıya da artış var. Soldan sağa da artış var arkadaşlar, öyle değil mi? Demek ki bir kere bence şu en altı biz 1'i koymamız lazım. En küçük sayının burada olması lazım. Çünkü buradaki hem üsttekilerden hem sağdakilerden küçük. Buraya kaçın gelmesi gerekiyor? Yani 1'in gelmesi gerekiyor. Buradan itibaren yerleştireceğiz. Bakın arkadaşlar, burada 1, 4, 5, 6, 7 dersek, buradan da 2 ve 3'ü yerleştirirsek, yani mavilere 3'ü ve 7'yi koyarsak en az sayıları koymuş oluyoruz. Bunun dışındakiler daha fazla sayı veriyor. Mesela buradan 2, 3, 4, 5 desek buraya 6, 7 diye devam etmemiz lazım. 12 yapıyor. Buradan 1, 3, 4, 5, 6 desek, şimdi buraya 6 geldi. Buraya 2, 7 kullanmamız gerekiyor. Toplamda 13 yapıyor. Yani bunun gibi baktığımızda örneklere hepsi daha fazla sayı veriyor. Elde edebileceğimiz minimum toplam 3 buradan, 7 buradan, 10 olarak bulunmuş olacaktır. Dediğim gibi 1, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 yazdığımızda mavilere gelen sayıların toplamı 10'u vermiş ve bize en az sayıyı elde ettirmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, yazacağımız A alt kümelerin 2, 3, 4 ile kesişiminden sadece asal olan elemanlar gelecek. O zaman bir kere A'nın içinde 4'ün olmaması lazım. Çünkü 4 asal değildir. Geriye kalan 5 elemanla 2 elemanla alt kümeler yazacağız. 5'in ikilisini hemen hesaplayalım. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den kaç gelecektir arkadaşlar?
10 gelmiş olacaktır. Ama burada 5, 6 ve 7 ile yazdığımız alt kümeleri çıkartacağız. Çünkü işin içinde kesinlikle 2'nin ve 3'ün olması gerekir. Buradaki 3 elemanla yazdıklarımızı çıkartıyoruz. 3'ün ikilisi 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1'den 3 gelir. 10 tane alt kümemiz vardı. 3 tanesini istemiyoruz. 10 eksi 3'ten doğru cevabımızın 7 olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar f artı g'de 1 yazınca 5 gelmiş. Şimdi biz f1'i hesaplayalım. X yerine 1 yazıyorum. Ne gelir buradan? A artı 1 gelmiş olur. Buradan x yerine 1 yazdım. 2 artı b geldi. f1 ile g1'i topluyorum. A artı b artı 3 gelmiş oldu. Kaça eşitmiş? 5'e. Buradan a artı b kaç çıkmış olur arkadaşlar? 2. F'de 1 yazıyoruz. Çıkan sonucu g'de yazıyoruz. F'de 1 yazınca ne gelmiş zaten arkadaşlar? A artı 1. A artı 1'i g'de yerine yazıyorum. 2 çarpı a artı 1 artı b'nin de kaç çıkması lazım? 6. Buradan 2a artı b 6 eksi 2'den kaç gelmiş olacaktır? 4 gelmiş olacaktır. A artı b'miz de 2 idi arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya çıkartalım. B'ler gider. 2a eksi a'dan a'mız 2 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar polinomumuzun köklerinden bir tanesi i'ymiş. i'yi yerine yazalım. Sonucu 0'a eşit diyelim. i'nin küpünden ne gelecektir? Eksi i gelecektir. i kare eksi 1. Eksi 4 ile çarptım. Artı 4 oldu. Artı x'in yerine i'yi yazdım. a'yı ekledim. Kaç çıkması gerekiyor? 0. Bunlar gider. a'mız buradan kaç gelmiş olur arkadaşlar? Eksi 4. Demek ki aslında burada eksi 4 yazıyor. Bize p1'i sormuş. 1'in küpü 1. 1'in karesi 1 çarpı eksi 4'ten eksi 4 artı 1 eksi 4'ten aradığın cevabı eksi 8 artı 2 yani eksi 6 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Arkadaşlar kullanılan sayılarımız 1, 2, 3, 5 ve 10. Geriye kalan sayılarımızı bir yazalım arkadaşlar. 4 var, 6 var, 7 var, 8 var ve 9 var. En üst kutulara zaten tek sayıların gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Zaten 2 tane tek sayımız kaldı. Biri 7, biri 9. 2 tane kutuya 7'yi ve 9'u 2 faktöriyel farklı şekilde yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında kalan çift sayılarımızı da aşağıdaki boş kutulara yerleştireceğiz. Kaç tane boş kutumuz var? 1, 2, 3. Zaten bizim de 3 tane çift sayımız var. Onlar da buralara 3 faktöriyel şekilde yerleşir. 2 durum buradan, 3 faktöriyelden 6 durum buradan, 2 çarpı 6'dan 12 farklı durum elde etmiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar alışveriş merkezinin 3 farklı kapısı olsun. Birisi 1 numara, birisi 2 numara, birisi 3 numara. Örneğin A kişisi buradan, B kişisi buradan, C kişisi buradan girmiş olsun. Çıkarken bir kere farklı kapılar kullanacaklar. Girerken bir kapıyı kullandığı için A'nın çıkarken kullanacak 2 hakkı var. B 2'yi kullandığı için 1 ve 3'ten 2 hakkı var. C de 3'ü kullandığı için 1. ve 2. kapı olmak üzere 2 hakkı var. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 farklı durumumuz var bir kere arkadaşlar. Bunlardan iki arkadaşın aynı çıkış kapısını kullanmama olasılığı diyor. Şimdi biz bu durumları yazalım. Zaten çok az bu durumlar. A buradan girdiğine göre buradan çıkamayacak. Buraya B gelse buraya da A gelemez çünkü buraya C kalır. Buraya B, C, A yazabiliriz arkadaşlar. İkinci bir durumda buraya C yazarsak buraya B yazamayacağımız için C, A, B yazmak zorundayız. Bunun dışında üçünün de aynı anda farklı kapıdan çıktığı bir durum yoktur. Aynı kapılardan çıkmak zorunda kalırlar. Demek ki bizim istediğimiz durum iki farklı durum. Toplam durumlarımız da 8 taneydi. 2 bölü 8'den olasılığımızı 1 bölü 4 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar ABCD dikdörtgen olarak verilmiş 30 derece burası kaç gelecektir? 90. Şurası da kaç gelmiş olacaktır? 60. Bakın 30'un karşısı şurası 5 ise 90'ın karşısı yani şu köşegen 10 gelir. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Zaten bu aynı zamanda çap olmuştur. Demek ki bizim çapımız 10 birim. Şuradan birleştirirsek buranın da kaç birim olması gerekir yani? 10 birim olması gerekir. Bu çaptı. Çapı gören açının 90 olması gerekir. Burada 90'dır. Şu üçgene bakın şimdi. 10 var, 6 var. Bize CE'yi soruyor. 6, 8, 10 üçgeni arkadaşlar. CE uzunluğunun kaç olması gerekir? 8 birim olması gerekir. Arkadaşlar bakın bu iki kişi önce aynı hizada sonra bir tanesi 12 metre bir tanesi 8 metre zıt yönde hareket ediyorlar. Bu tarafa 12 gitmiş olsa arkadaşlar öyle değil mi? Bu da bu tarafa 8 gitmiş olsa yani buradan 8 gitmiş olsa aralarındaki şöyle uzaklığımız kaç yapacak? 8 buradan 12 buradan yatayda 20 metre uzaklık açılmış olacak. Dikeydeki uzaklık da 15 metre buradan buraya olan uzaklık soruluyor bize. Şurayı birleştirip bir dik üçgen oluşturabiliriz. Bakın 8 burası tamamı kaç yaptı? 20 yaptı. Burası 15, burası dik açı. 15, 3'ün 5 katı. 20, 4'ün 5 katı. Aralarındaki uzaklık 5'in 5 katından 25 birim olarak hesaplanmış olacaktır arkadaşlar.
Evet, aynadaki görüntü buradaki görüntünün yansıması olacaktır arkadaşlar. Tam şöyle ortadan bir çizgi çekip buna göre simetriğini alabilir sanki burada ayna varmış gibi. Bakın buradaki yelkovanımız bu tarafa dönecektir. Akrebimiz de bu tarafa dönecektir. Bu tarafta sanki simetri eksenimiz 6'nın ve 12'nin olduğu yer gibidir. 7 bu sefer kaçı göstermiş olacaktır? 5'i. Buradaki 10'u gösteren yelkovan da bu tarafta kaçı göstermiş olacaktır? 2'yi. Akrebimiz 5'i gösteriyor. Yelkovanımız 2'yi gösteriyor. Saatimiz 5'i 10 gece gibi gözükecektir arkadaşlar. Arkadaşlar burada cep telefonu sanki bir dikdörtgenler prizması gibi düşünülmüş. Hacmin hesaplaması istenmiş. Zaten bütün ayrıtların uzunlukları verilmiş. Bunları çarparak hacmimizi hesaplamış olacağız arkadaşlar. Burada şuradaki sıfırları görmeyelim. Zaten çarptığımız zaman sayıların kaç civarı geleceğini anlamış oluyoruz. 7 ile 14'ü çarparsak kaç gelmiş olur? 98. Bir de 98'de kaçı çarpmamız gerekiyor? 7'yi. 7 çarpı 98'den 686'yı elde etmiş oluruz arkadaşlar. Demek ki bizim cep telefonumuzun hacminin 68,6 santimetre küp olması gerekir. Arkadaşlar karıncanın yürüyerek C noktasına gidebildiği en kısa yol demiş. Karınca sonuçta buradan tırmanarak ilerleyecektir. Öyle değil mi? Bu şekilde bütün yolları almış olacaktır. Şuradaki uzunluğa X kadar desek, buradakine Y kadar desek, buradakine Z desek, buradakine K desek. Bu uzunluğa A, buraya B, buraya C desek, buradaki bütün uzunlukları yürümesi gerekir karıncanın. Bakın X artı Y artı Z artı K. Aslında bize A'dan B'ye kadar olan mesafe olan 150'yi verecektir. A artı B artı C de aslında B'den C'ye kadar olan bakın şu mesafelerin toplamı olan BC mesafesini verecektir. Bu da 80'e eşittir. Karıncanın aldığı toplam yol 150 artı 80'den 230 santimetre olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki şeklin alanını soruyor. Bakın buradaki iki tane yamuğun alanını dikdörtgenin alanından çıkartacağız. Dikdörtgenimizin alanı 6 artı 12 18 çarpı 8. Onu hesaplayalım. 18 çarpı 8'den 144 birim karedir bizim dikdörtgenimizin alanı. Şimdi şuradaki iki tane yamuğun alanını bundan çıkartacağız arkadaşlar. Ya da şuradaki yamukla diyeyim. Şuradaki üçgeni toplayacağız. Oradan da yapabiliriz. İstersen oradan yapalım. Şu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'dir. Yani 48 bölü 2'den kaç gelmiş olur? 24 gelmiş olur. Hiç yani dikdörtgen alanı kullanmamış olduk. Şimdi şu yamuğun alanını hesaplayacağız. Bakın birer birim ilerlediği için arkadaşlar burada yani K şeklinde ilerlediğinden 12 buranın tamamı kaç? 12 6 daha 18. Artış miktarımızın hep aynı olması gerekir. 12'den 18'e 1, 2, 3K'da artış sağlamış. Kaç var 12'den 18'e? 6. Demek ki 3K eşittir 6'dan. K başına 2 birim artması gerekir. 12 artı 2'den burası 14. 14 artı 2'den buranın 16 gelmesi gerekir. Tamamın uzunluğunun 8 olduğunu biliyoruz. 3K 8 ise K'mız 8 bölü 3 gelecektir. Şimdi şu yamuğun alanını hesaplıyorum. 14 16 daha 30 çarpı 8 bölü 3 bölü 2 diyeceğim. Şöyle 1 bölü 2 diye yazayım. 30 ile 6 birbirini götürsün. 5 kalsın. 5 kere 8'den alanımız kaç gelmiş olsun? 40. 40 birim kare bunun alanı. 24 de bunun alanı. Buradaki şeklin alanı 40 artı 24'ten 64 birim kare olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bize iki tane kare verilmiş. Bir tanesinin kenar uzunluğu bakın 7 birim. Diğeri de zaten burası 2 ise 7 eksi 2'den bir kenar uzunluğu kaç gelmiş olacaktır? 5 birim gelmiş olacaktır. Demek ki biz şu kenara 5 birim yazabiliriz. BE'miz de karenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan 5 gelmiş olacaktır. Bize bakın AF sorulmuş. Şuradaki üçgene bakarsak dik üçgen. Dik kenarlarımıza bakalım. Birisi 5, birisi 12. Özel üçgenimiz neydi arkadaşlar? 5, 12, 13. Demek ki istenilen uzunluğun 13 birim olması gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada üçgenin katlanmasıyla yeni bir şekil oluşmuş. D noktası şu D üssüye gelmiş. Yani biz şurayı tamamlasak aslında şöyle. Şurayı birleştirsek arkadaşlar. Şuradaki üçgenle buradaki üçgen eş üçgenler. Şurası açıortay olacak. Şuradaki açılarımız birbirine eşit. Şuradaki açılarımız da birbirine eşit gelmiş olacak. Buraya alfa desek, buraya alfa desek. Bakın şöyle bir Z çiziyor. Şuranın tamamında ne olması gerekiyor? Alfa olması gerekiyor. Aslında burada bir ikizkenar üçgen çıktı bakın. Alfa, alfa yani EAB üçgeni ikizkenar. Peki şuranın uzunluğuna biz K yazsak. Şurası da bir kere simetri oldu. Şimdi ne gelecektir? K gelecektir. Burası K artı 12 oldu. Burası da ne gelecektir? K artı 12 gelecektir. Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen çıktığını söylemiştik. Alfa yazıyor, alfa yazıyor. AB uzunluğunun EB'ye eşit olması lazım. AB'de K artı 12 yazıyor. EB'de de K artı X yazıyor. Bunlar birbirine eşitti. K'lar birbirini götürürse X'imiz 12 olarak hesaplanmış olacaktır. Arkadaşlar doğru cevabımız 12 yani E eşit kalır.
Arkadaşlar yine burada bir kare verilmiş. Bakın buradaki C açısı 90 derece. Orijinde de buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şuradaki üçgene bakalım arkadaşlar. Dikten dik inmişiz. Aklımıza öklüt gelmeli. Burası 3 birim. Bakın buranın koordinat 8 verilmiş. 8 birim. Şuradaki karenin bir kenarı aslında. Buraya ben M dersem. M'nin karesi 3 çarpı 8'e eşit. Yani M kare eşittir 3 çarpı 8'den 24 olarak bulunmuş olur. Karemizin bir kenarını da bulabiliriz. M eşittir kök 24, yani 2 kök 6 gelir. Ama zaten bize karemizin alanını soruyor. Karenin alanında bir kenarının karesidir zaten. Biz de bu bir kenarının karesini kaç bulmuştuk? 24. Yani doğru cevabımızın 24 olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada kalan uzunluk 17 birim. Çemberimizin yarıçapı 8 birim. Buradan A noktasına doğrusal olarak bir ilerleme var. Çember döndükçe piston doğrusal olarak ilerliyor arkadaşlar. Çember 90 derece dönerse tam burası 90 derece gelecek. Şurayı biz devam ettirdiğimizde, öyle değil mi? Çemberimizin yarıçapı kaç? 8. Burası da 8 gelmiş olacak arkadaşlar. Peki şuradaki BA uzunluğunun kaç olduğunu biliyoruz. Biz 17. O BA uzunluğu buraya gelmiş oldu. Burası 17. Özel bir üçgenimiz vardı. 8. 17. Buranın da kaç olması lazım? 15. Bunun 8'i buradaysa buraya kaç kalmış olacak? 7 kalmış olacak. Az önce buradaki uzunluk 17 birimdi. Bakın burada bir ilerleme olmuş ve uzunluğumuz kaç birim kalmış arkadaşlar? 7 birim kalmış. Tamamı 17, 7 birim kalması için ilerlemenin ne kadar olması gerekir? 10 birim olması gerekir. Demek ki pistonumuz soldan sağa doğru 10 birimlik bir ilerleme kaydetmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ilk katlama işleminde buradaki B noktası, öyle değil mi? A noktasından tam dik aşağıya gelecek şekilde sağa doğru katlanmış. Yani bu kenar üzerinde B'nin yeri değişmediği için burada yapılan işlemin arkadaşlar şöyle olması gerekir. Yani şuradaki noktamız aslında tam olarak katlanarak buraya getirilmiş. Normalde B'miz buradaymış. Buraya gelmiş. Yapılan işlem şuradaki dikliği oluşturmalıdır. Şu iki uzunluk birbirine eşit olmalıdır. Buralarda birbirine eşit olmalı. Burada bir ikizkenar üçgen oluşmalıdır. Yani ilk yapılan işlem aslında bize A'dan aşağı inilen yüksekliği verecektir. A şıkkında, B şıkkında, E şıkkında bu sağlanmış arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci işleme bakalım arkadaşlar. Bu sefer şuradan bir yerden katlama olmuş. Niye böyle olmuş? Çünkü bu sefer B tam C'ye getirilmiş. B tam C'ye geldiği zaman illa A'dan katlanmış olması gerekmez. Şuradan bir noktadan katlanmış. Onu bunun üzerinde gösterelim. Demek ki biz burayı şöyle uzattığımızda arkadaşlar, yine burası dik gelecek. Burası dik, bu sefer şurayla şura eşit olacak. Yani şurada bir ikizkenar üçgen oluşmuş olacak arkadaşlar. Bakın buradaki EF uzunluğu buradaki BC kenarının kenarorta dikmesi olacak. Demek ki ikinci çizimimizde bize kenarorta dikmeyi vermeli. Zaten bir tek E şıkkı kalmış oluyor. Son durumda da zaten B köşesi AC kenarına getirildiği için arkadaşlar simetrik bir şekilde katlama yapılmış olacak. Şu uzunluk şuna, bu uzunluk buna eşit olacak. Yani buradan açıortay alınmış olacak. Son durumda da açıortay çizilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir arkadaşlar.